hemen bir intromuzu patlatalım. Mutluluktan herkese yeniden merhaba dostlar. Tekrar sahalardayız. Bugün güzel bir video çekeceğiz. Pikachu'yla gazlama videosu. Bu Pikachu'lardan, şapkalardan da çoğaldı baya. Keyifler nasıl? Görüşmeyeli nasılsınız? Geri dönüşümüzden memnun musunuz? Oh be, sabahtandır trafikteyim. Sizler için şehrin bir ucundan öteki ucuna geldim. Buradan sonra göreceksiniz makineyi. Gerçi en son günlük olayları izlediyseniz orada görmüşsünüzdür bir kesit. Bir kardeşimiz vardı, yolda rastladığımız Cabrio bir BMW'si vardı. Onunla video çekmek için yoldayız dostlar. Bakalım şu BMW Stage 1 falan demişti sanırım, öyle miydi? Tam da emin değilim. Akrapovici falan vardı, Cabrio'lar, maviler, şekiller falan. Bir görelim, video çekelim istedik. Hem de zaten bizden biri. Eğlenceli olur diye düşündüm. Tabii ki Cabrio BMW'si var. Starbucks'ta olacak. Nerede olsun çocuk? Şu an onu arıyoruz. Starbucks burada. Arabayı mavi diye hatırlıyorum ama beyazmış. Bak, tam bir piyasacı. Araba Cabrio açık bekliyor. Şekiller böyle. Biz de önüne koyalım. Ama trafikten çıktığımız için şu an fanlar falan havada uçuşuyor. Kardeşim merhaba. Nasılsın? İyi vallahi. İyiyim şükür. Ben sen arkaya çekelim. Daha rahat şey yaparız. Burası biraz kalabalık. Sen kask maske çıkar. Aynen. Nefes alayım Kardo ama köşede. Merhaba. Merhaba abi, selam, nasılsın? İyi kardeşim. Aleykümselam. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Merhaba Kardo. Merhaba. Mehmet kardeşimiz burada, aracın sahibi ama bir gün sonra gidiyor değil mi? Vallahi. Instagram'dan konuşmuştuk. Bir gün sonra satılacağını söyledi. Satılmadan hemen bir video çekelim dedik. Aracı da sahibine bayağı temiz ulaştırıyoruz kanka. Bunu akşama senden sonra yıkadık. Böyle plakayı falan da çıkarmışız, şekil. Bir ver bakalım marşı. Evet, çalışıyor şu an. Aracımızı böyle şurada hiç çıkmadan göstereyim. Yine konuşuyoruz zaten, içeriye de ekran takacağız. Hadi bakalım hareket edelim şimdi. Şunu demek istiyorum. Süper spor bir araba değil. Takipçimiz yolda rastlamıştık. Kendisiyle de daha önce fotoğraf çekilmiştik. Allah! Instagram'da çekiliş yaptığımız bir gün canlı yayında nerede olduğumu tespit edip motoruyla atlayıp gelmişti arkadaşlarıyla birlikte. Ailesi sattırmış motoru. Motor kullanmayacaksın, sana araba alalım demişler. Dedim ki yalnız hakkını vermişler dedim en azından arabayı alırken. Şöyle biz de gölgeyi yanına önden koyalım. Dur şöyle bir tur döneyim arkadaş. Bu motorları da çevirmek çok zor ya valla. Hani ölüm yani bak. Düşünün ne kadar zor, geri geri gitmektense böyle etrafında bir tur dönmek daha kolay geldi. Evet arkadaşlar, koyduk canavarları. Mehmet kardeşim arabanın sahibi. Umut kardeşim de onun arkadaşı. Birlikte gazlıyorlar. Onda da G20 var değil mi? G20 var. Mehmet kardeşim de 428i var. Egzozlu Stage 1 falan mı yoksa? Stage 1 gibi. Aynen. Çok salaktan. Aynen. Seninle karşılaştığımızda ben seninle beraber basamadım. Ehliyetim yoktu bir de o sıra. Arkadaşlar günlük olaylarda kesitte koymuştuk. Dedi işte ben, kız arkadaşımın ailesi var önde, gazlayamıyorum falan diye. Ayrıca bir de ehliyeti yokmuş. Şimdi bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz çünkü ehliyeti almış kardeş. Arabamız da zaten yarın gidici. Bir sorun yok yani. Ufak ufak dolaşacağız. Şunu göstermek istiyorum. Bakın dostlar, burada bir kameramız. Ayrıca bizim eski kamerayı da buraya koyduk. Kardeşleri içeriden görüntü alacak. Arka köşeden de ben görüneceğim. Yani sizi birazcık orta şeride itebilirim ben. 3 kamerayla çekim yapıyoruz. Bunların editi falan bayağı uğraştıracak beni ama her şey BK Motovlog izleyicileri için. O yüzden beğenip abone ol butonunu ve yumruklamayı unutmuyoruz dostlar. Bizler şimdi hava çok kararmadan yola çıkalım. Ama bir şey daha soracağım. Arkadaşlar bu videoyla birlikte yakaladığım birkaç arabayla, mesela Mehmet bizi takip ediyormuş. Kardeşimle daha önceden de tanışmıştık. O yüzden böyle samimi bir ortam var. Çok memnunum. Böyle birkaç arabayla falan video çekeceğim. Bunu az önce söyledim kendisine. Hatta daha güzel bomba bir şeyle geldi. Babada ne var dedi? Babada GT53 var. GT53 var. Onu da yakabiliriz. Eğer istiyorsak bu videodan sonra GT53 ile de gazlama ileride ya da işte gazlama o yer bizi değil mi? O valla tutunabilir. Evet tutunabilir. Tutunabilir bir tık daha. Bir limitörü var 270'te yani. Onuna kadar da basmayız herhalde. Yok basmayız da 270'e kadar bizi parçalar mı araba? Kafa kafaya falan aynen, olur bence. Hadi bakalım, çok merak ettim. Arkadaşlar GT53 manyak araba. Kaç model? 2020. Aynen. Of canavar, tamam. Arkadaşlar istiyorsak yorumlara yazın. Ben istiyorum, yazın. Bu araba kaç modeldi kanka? 2015. 2015 model 428i benzinli Stage 1 salaktan. Akrapovic egzozu var. Şanzıman yazılımı var. Aynen, şanzıman yazılımı var. İç koltuklar kırmızı. Sağ koltuğa oturan kızların adli hesabı. Hayır, kardeşimin sevgilisi var. Yok öyle şeyler. İyi tamam, yakmıyoruz seni. Hadi bakalım çıkalım yola. Açı kontrolü yaptık. O kamera açıldı. Takipteyim sizi. Çıkabilirsin kanka. 360 kameramız kayıtta. Bu kameramız kayıtta. Kaskımız, Allah kahretsin, kaskımız kilitli değil. Bekleyin. Bekleyin, takip edemiyorum. Güvenlik önlemlerimizi alıyoruz. Asla aksatmıyoruz. Bir şey olur mu? Bas.
Odumuz spor. TCS'miz kapalı. Yine ışıklardan pavyona döndü burası. Başka bir araçla sürüş yapacağımız için aynalarımızı açıyoruz. Kontrollü sürüş yapabilmek için nereye gittiniz? Tamam, buradalar. Ses. Evet, aslanlar burada. Her yere bir kamera koyduk. Şu an yürüyen Google aracı gibiyiz ya. Kaç beygirdi onu söylemeyi unuttuk. 280 beygirlik bir canavar var yanımızda arkadaşlar. Estetik durduğu kesin. Öyle durduğu kadar güçlü mü? Sayılardaki kadar gidiyor mu göreceğiz. Evet, şöyle öndeki açıya girmeye çalışıyorum. Şöyle durayım bakayım. Selamun aleyküm. Arkadan aradan görünen bir BYK. Gizli gizli açıya giriyorum. Orada da onlar kendileri muhabbet ediyormuş. Sohbetleri koyarız bakalım ne konuşuyorlar orada. Arabamız ne kadar yakıyor acaba, merak ettim. Egzoz borusundan akan damlacıklar gördüm. Ne kadar yakıyor bu araba? Şu an 13.4 anlık veriyor ama normalde 14-15. Araba birkaç yıldır bende değil. Normalde daha mı yüksek? Normalde 14-15. Anladım. Şu an etanollü mü peki? Vallahi. Tamam. Güzel yakıyor. Sağlam yakıyormuş. Bizim gölgenin iki katı yakıyor. Oo, güzel. Güzel gidiyor, güzel. Evet, çıkıyoruz otobanımıza arkadaşlar. Şöyle vizörümüzü kapatalım. Bir dakika ya, nasıl bu hamleyi yaparım 360'ım takılıyken? Ama gösteremiyorum ki. Neyse. Buradan anladınız. Şov yapmaya çalıştım. Yanındaki arkadaşının da yeni kasa 3'lerden var. İşte G20 sanır. Birlikte geceleri rol yapıyorlarmış. Ekipleri falan var onların da. Aslında var ya, toplayacaksın abi BMW'ci ekibi. Toplayacaksın motorcu değilsin çetesini. Katliam olur lan, öyle şey mi olur? Allah korusun. Ama güzel olurdu eğer riskli bir hamle olmasaydı. Şimdi bir araç bir motor çıkıyorken bile iki delikanlı uyarmak zorunda kalıyorum. Kanka sakın diyorum. Riske et tabii ki ama abartma yani. Ne beni ne kendini riske et dedim. Şu an 100 km hızdayız. Otoban biraz rüzgarlı, şanssız durumda. Yaptığından süratle birlikte aynamız kapanıyor. Şimdi birazcık yol açılınca tekrar bir selamlamayı deneyeceğim. Çok eğleniyorum şu an. Ama motorun sesi var be. Beni benden alıyor böyle. Ama biz de boş değiliz değil mi? Atmak istemiyorum hızlanmayı, yani hızlandıktan sonraki süreci. Ama az sonra bir 0-100 yapacağız. Daha doğrusu bir kalkış yaparız. Bir tık yavaşlamasını söyledim, bir ayrımızdan kalkış yapabilirim için. 3 korna yapacağım, tamam mı? 3. Hızım bir kahve içiyorum. Tekrar. We'll be right back.
karanlık geldi ya. Şu korna yapalım dedi ya. Bastık orada, sen basmadık zannettim, bir daha yapalım dedi. Aynen, ben basmadım sandım. Tamam olsun. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Devrenin çok nerede? 3.80 ya da 2.60. 80 seni bitmen ikinci vites 80 oluyor. Aynen ama 3'ü alabilirim ya, mantıksız olur ama 3'ü alayım. Tamam ben de 3.80 yapacağım. Aa, çok altta kalabilirsin abi. Yok yok, kalmaz o kadar ya. 145'i gördük şeyde, sen resmen 1 kilometre. Hadi direkt devam edelim. Aldın mı spora? Tamam. Biz de TCS'mizi kapatalım diyeceğim, kapalı zaten. Aslında yakıt ışığımız muhtemelen az sonra yanacak ama devam edelim bakalım. Yakıt rezervi uyarısı geldi. 10 dakikalık gaz zamanının ardından 3 diş benzinimiz gitti. Şurada bir yan verir mi acaba? Şuradan çıkarken bükeyim mi? Burada bükülmez. Vermez. Asfalt orası, evet. Hiç mi? Bir de rezil olur üstüne. Evet. Vermedi. Vermedi. Devam. Şuradan bir sırrı açalım araya. Allah Allah. Görmedim ben açığı. Çok fazla hızlı geldik dostlar. Rüzgardan dolayı konuşamadım. Yani senaryoyu oturtamadım. Sarf ediyorum sizler için, mutlu olup eğlenebilmemiz için. Tek dileğim dostlar, desteğinizi hissettirmeniz. Bu yüzden hala dediğim gibi abone değilsek abone ol butonunu bir yumruklayıp videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Sıradaki videolardan da anında haberdar olmak için ne yapıyoruz? Çanı açıyoruz dostlar. Dileklerinizi ve önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki manyak videoda görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar. BYK kaçar.